Gübretaş'ın etkili gübreleme çalışmaları kapsamında Eskişehir'de buğday deneme ekimi gerçekleştirildi. Gübretaş'tan bize buğdayda bir deneme yapılacağı bilgisi geldi gübreyle alakalı. Bizde 45 dekarlık bir müsait bir arazimiz vardı. Bunun 10 dekarını kullanarak deneme ekimimizi gerçekleştirdik. İşe ilk olarak toprak analiziyle başladık. Toprak analizimizin sonucunda arazide organik madde düşük çıktı. Yine pH hafif alkali düzeyinde yüksek çıktı ve çinko Türkiye topraklarında olduğu gibi düşük çıktı. Toprağın hazırlanmasından hasada kadar bütün süreç plana uygun olarak takip edildi. Burada çiftçimize göstermek istediğimiz gübreyi çok fazla kullanarak değil, doğru gübreyi doğru zamanda doğru bir şekilde uygulayarak hedefimize ulaşmaktı. Hedefimize de ulaştık. Biz normalde klasik bir gübreleme kullanıyorduk. Fakat bu Gübretaş farklı bir gübreleme metodu uyguladı burada. Sap kalitesi olsun, dane yapısı olsun, başak görüntüsü açısından bariz farklılıklar mevcut yani şu an arazide. Bu bölgede şu ana kadar biçtiğim en iyi ürünlerden birisi diyebilirim. Görüntü de belli zaten. Maşallah gümüş gibi parlıyor. Kontrol alanımızdan çiftçimiz 650 kilogram buğdayını hasat etti. Bizim deneme alanımızdan ise dekardan 830 kilogram verim aldık. Gübre maliyetleri de hesaba katıldığında bölge ortalamasına göre %66, önder üretici uygulamasına göre ise %30 daha fazla verim elde edilmiştir. Şu anda hasatımız bitti. Her iki alandan da aldığımız numuneleri analize götürerek kalite farkını da görmüş olacağız. Verim olarak zaten öndeyiz. Kalite olarak ne olduğu orada laboratuvarda ölçümde belli olacak inşallah. Deneme tarlamız, kontrol tarlamızda 1 puan protein olarak yukarıda, yaş glutende 2 puan yukarıda. Sonuçlar gayet başarılı. Gübretaş hem ürünleri hem de 60 yılı aşkın tecrübesiyle üreticilerimizin her zaman yanında olmaya devam edecek. Gübretaş, bu toprağın renklerinde biz varız.